11 Eylül 2024 Çarşamba Cüneyt Altıparmak Parmak Star Gazetesi Her baba oğlunun ilk kahramanıdır. Uzunca bir süredir gündemin hukuki yönünü değerlendirmeye ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum köşemde. Yazılarıma babam Ömer Faruk Altı vefatı sebebiyle ara vermiştim. Aradan sonraki bu ilk yazımda benim bu günlere gelmeme sebep olan, düşünce dünyamın ilk tohumlarını atan, beni hayata hazırlayan babama dair birkaç satır paylaşmak istiyorum sizinle. Pek tabii insanın babası hakkındaki düşünceleri ve duyguları ne kadar objektif olur bilinmez. Her baba oğlunun ilk kahramanıdır çünkü. Uzun süredir hastaydı. Son üç ayı hastanede geçti. Evden son ayrıldığında Artık dönmeyeceğini hissediyordum bu sefer. Birkaç kez gitmiştik hastaneye böyle apar topar ama bu farklıydı. Yaşlılığın kendisi bir tür hastalık, bir de üstüne binen yeni hastalıklar ve sonuç. Annem son anına kadar onu yalnız bırakmadı. Tüm bakımıyla bizzat ilgilendi, sağ olsun. Ve beklediğimiz, sözde metin olacağımızı düşündüğümüz ölüm gerçeğiyle yüzleştik 28 Ağustos günü. Her ölüm erkendir, 73 yaşındaydı. Erkekler babaları ölmeden büyüyemezler denir. Bu bir gerçek. Şanlıurfa İmam Hatip'in ilk öğrencilerindendi. Şimdilerin Marmara İlahiyatı olan Yüksek İslam Enstitüsü mezunuydu. Şanlıurfa İmam Hatip Lisesi'nde meslek hocasıydı. Birçok lisede din kültürü öğretmeni olarak çalıştı. Sonrasında üniversiteye geçti. Yüksek lisansı Muhammed bin Mustafa Akkirmani ve eseri İklilü Teracim, doktorası ise Şehre Zuri'de tasavvuf felsefe ilişkisi başlığı taşıyordu. Harran Üniversitesi tasavvuf tarihi hocasıydı. Bu alanda birçok makale yayınladı. Son olarak Güneydoğu'nun tarikat atlası üzerine çalışmaya başlamıştı ancak rahatsızlığı sebebiyle bıraktı. Davasına inanmıştı ortaokuldan, liseden ve üniversiteden öğrencilerinin taziyede en çok söylediği şuydu. Bize sadece öğretmenlik yapmadı, bize düşünmeyi öğretti. Bir Müslüman nasıl düşünür bunu anlatırdı. Hem öğrencilik yılları hem de öğretmenliği hareketli geçmiş. Darbede ise sıkı yönetim hapislerine ve sonrasında sürgünlere tabi tutulmuş. Bu sebeple büyüdüğüm yerlerin başında Denizli Serin Hisar, eski adı Kızıl Hisar gelir. Orayla kopmayan bir bağ vardı. Diyar diğer dolaştıktan sonra yine Urfa'ya dönmüşüz. Bekir Karla, Necip Taylan, Ziya Kazıcı, Emin Işık hocaların ve nice ismini sayamadığım o kuşağın öğrencisi babam. Necip Fazıl hayranı, şiirleri ezberindeydi. Cemil Meriç'i oku diye önüme indiren, Muhammed İkbal'den Mehmet Akif'ten dizeleri zihnimize nakşeden, İsmet Özel'i bize ilk söyleyen oydu. Halen o günlerin dergileri duruyor evde. Erbakan İlim Yayma Milli Türk Talebe Birliği, Vefa, Vakıflar ve Rüstem Paşa Yurdu, Milli Görüş, kendisinden sıkça duyduğumuz anahtar kelimeleriydi. Ortaokulda başlattığı okuma serüvenimi, ders çalışmaktan önemli olan klasikleri bitirmek ve Müslümanca düşünen yazarları ve alimleri okumaktı ona göre. Hakkında anlatacak çok şey var pek tabii ama ben sözü kendisine bırakmak istiyorum. 2011-2012 yıllarında Şanlıurfa'da Gazete İpek Yolda köşe yazıları yazdı. O tarihlerden bugüne bakış gibi olacak yazılarında özetle şunlara değiniyordu. Sorgulanmadan yaşanmış hayat her alanda sorgulamanın mümkün olmasını önemserdi. Peki ne yapalım diye soruyorsunuz. Çok basit. Kendi iktidar alanımızda bu kültürü yaygınlaştırmak ve bulunduğumuz grupta lideri olduğumuz klikte, üyesi olduğumuz dernekte sorgulamaya ve sorgulanmaya müsaade etmeliyiz. Okumak ama her şeyi değil. Ama arif insan, obezite hastalığına duçar olmuş gibi her önüne ineni yemez. Seçer, düzenler ve disiplin altına alır ve başlar okumaya. Dikkatli olmalıyız. Popüler kültürün ürettiği bestseller bu kültürün ürünü hedef kitlenin iştahını öyle bir kabartır ki, kişinin yaşam öyküsü ve idealleriyle örtüşmeyen bir kitabı tükettirir. İnsan olmak İnsan, bedeni varlığın ötesinden ilahi beniyle ezelidir. Kur'an insan kalıbı yanında o kalıbın taşıdığı bir başka ben, bir öze işaret etmektedir. Kur'an insan derken işte bu beni esas almaktadır. Ve Fenerbahçe Koyu bir taraftardı, iyi bir futbolcuydu. İstanbul'u gezdiğimizde, türbe ve camilerden, akraba ve dost ziyaretinden sonra bir yere daha uğrardık. Dere ağzı, Fenerbahçe'ye karşı yapılan operasyona hep karşı çıkmıştı. Daha önceki yazımda da belirttiğim üzere operasyon maksatlı bir kitle var. Bu defa spor özellikle futbol hakkında almış olduğu bilgileri açıklamakla, hukuku yönlendirmekle, mahkemeleri etkilemekle uğraşıyor. Bu gazetecilik değil, başka bir amaç var. Babamı dedemin üstüne defnettik. Hazreti İbrahim makamının avlusundaki caminin haziresine. Dedemin oraya çok hizmeti olmuştu. Babamın da zamanının bir kısmı oralarda geçerdi. Değerli abim Tarık Tufan'ın dediği gibi hocama da sorsaydık ben artık gideyim derdi. O gitti ve bir dönem kapandı. Rabbim herkese selamet ihsan etsin. Bu vesileyle tekraren bizzat cenaze ve taziyemize gelerek veya arayarak taziye dileklerini bildiren herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.